Değerli dostlar, güzel insanlar, neredeyiz? YouTube kanalıma hoş geldiniz. Neredeyiz? Bugün Türkiye'nin en temiz havasına sahip olan şehirlerde biri olan Ardahan'dayız. Devam ki bro. Kardeş geldik. Bak burada ne yapıyoruz baba? Şehir merkezine doğru gidiyoruz. Çıldır, Kars bu taraf, Gürcistan bu taraf. Ama biz buradan şehir merkezine doğru gideceğiz. Hadi bakalım. Hakikaten bir sis var, bir soğuk var. Ama yani çok soğuk da olsa bize dokunan bir soğuk değil kardeşim. Bilmiyorum, ben kar havasını çok seviyorum. Bayağı da kar yağmış kardeşim. Hava soğuk ama dokunmayan bir hava var. Ne bileyim baba, lezzetli bir hava. Bana dokunmuyor. Ben kar havasını gerçekten çok seviyorum. Kar havası güzeldir kardeşim. Kar yağdığı zaman hava temiz olur. Güzel abi kar havası. Böyle şehre doğru gideceğiz arkadaşlar. Sabah 08. Efendime söyleyeyim. Sakin. Hava soğuk. Ama lezzetli, o da ayrı bir şey. Böyle sis var. Tamam mı kardeşim? Bugün yarın inşallah Ardahan'ı güzel bir şekilde çekeceğiz. Güzel yerlerini, kalesinidir, Kur'an nehridir, merkezidir, yöresel ürünlerdir. Buraları hepsini güzel bir şekilde çekeceğiz. Devam ki bro, devam. Araba kara gömmüş ya. Abi ne kadar güzel ya. Şuraya bakar mısın ya? Ay, şehir merkezine doğru gidiyoruz. Oğlum kimse yok lan. Sakin lan. Hava soğuk olduğu için herkes uyuyor kardeşim. Mışır mışır. Uyuyanlar var. Ne bileyim baba. Şimdi sobanın üstüne çay koyanlar vardır. Efendime söyleyeyim, kestane koyanlar olur mu? Sabah erkendir. Kestane koymazlar. Muhtemelen menemen yaparlar. İşte omlet yaparlar, ne bileyim bu be, peynir kızarttılar falan. Baba hava sakin, oh. Yürüyerek şehir merkezine doğru gidiyorum arkadaşlar. Şimdi oradaki otogardakiler sordum tabi. Ya dedi, taksiyle taksiye bin dedi, yürüyerek gitme dedi. Ya ben yürüyerek gitmez miyim? Tabii ki yürüyerek gideceğim, bu manzarayı çekelim. Ondan sonra abi taksiye bile para mı vereceğiz? Zaten meteliğe kurşun sıkıyoruz. Arkadaşlar burada da samanlıklar var, saman var. Çünkü hava soğuk olduğu için, kar yağdığı için hayvanları dışarı çıkarmazlar. Muhtemelen içeride besliyorlar yani abi, saman. Evet abi. Selamünaleyküm. Abi ne kadar sürer bu çarşı merkez ya? 15 dakika sürer abi. Tamam, sağ olasın. Böyle bir yer tuttuk. Gayet geniş, güzel bir yer. Böyle hakikaten banyosu da geniş. Geniş olması iyi bir şey. Şimdi burada manzaraya bakıyoruz. Oh 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 oh. Böyle kar yağmış, güzel güzel. Tabii dışarı çıkacağız. Güzel çekimler yapacağız. Uykusuz olmamıza rağmen sizler için çalışacağız. Devam ki bro. Damal bebeğim, merak ettim. Dün kapalı mıydı bilmiyorum ama bugün baktım açıktı. Dedim ki burayı da size bir tanıtayım. Ne var ne yok. Yani bu damal bebekte neler yapılıyor? Hocam merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Şimdi hoş bulduk. Şimdi buradan geçerken merak ettik. Damal bebek yazıyor. Nedir hocam? Yani böyle gezerken bir içeri bakabilir miyiz? Tabii, buyurun. Atölyemiz halk eğitim merkezine bağlı. Evet. Atölyemiz burada, kursiyerlerimiz oluyor. Biz kursiyerlerimizi eğitiyoruz. Yani aslında bunlar damal bebek deniliyor. Bu bebeğimiz kadın bebek, bu bebeğimiz kız bebek. Kız bebek. Öyle söyleyeyim. Bu bebekler 4 çeşitten oluşuyor. Evet. Kadın, kız, yaşlı ve gelin bebek diye oluşur. Şu anda yaşlı bebeğimiz de, gelin bebeğimiz elimizde yok. Onların arasındaki farkı anlatayım. Yaşlı kadında bu gördüğünüz kıyafetler, başındaki keten örtüsü koyu renklerden oluşur. Evet. Gelinde de sadece bizim şurada bir başlığımız olur. Hani şimdiki duvak dediğimiz şekilde bunun gibi bir başlığımız olur. Yedirek, gökkuşağını ifade eden yedirek vala kullanırız. Yani o da bizim duamız olur. Farklı bir kıyafet yok. Sadece başörtüleri farklı. Sadece gelinli, şöyle kızla kadını anlatayım ben size isterseniz. Tamam. Kadında üç etek dediğimiz bir kıyafet var. Kızda yok. Gördüğünüz evet, gibi. Doğru. Kadında üç etek şunlar. Özelliği ne hocam? Niye yani? Bu yaşlı hanımefendi yok, galiba. Yok, bu evli kadın. Evli bu kadın. Üç eteğin aslında şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim eskiden hayvancılıkla çok uğraştığımız için doğru. Bunları giydikleri zaman hanımlar
koyunları falan sağmaya gittiğimiz zaman ne oluyor? İster istemez yere değiyor. Doğru. Biz ne yapıyoruz? Oradaki eteğimizi şuraya, buradaki eteğimizi buraya yaptığımız için onunla da üç etek olarak kalıyoruz. Ve kıyafetlerimizi de artık kullanmaya başladık öyle. Şu anda giyen kadınlarımız var mı? Var eğer. Damal'ın yani Ardahan'ın Damal ilçesi var. Orada Söğüt'e hala giyiyorlar değil mi bu kıyafetleri? Yöresel. Yaşlı teyzelerimiz bu kıyafetten giyiniyorlar. Ama yeni nesil bilmiyor. Biz de bunu gelecek nesillere aktarmak için aslında kültürümüzü yansıtan bir kıyafet. Şöyle söyleyeyim. Bu 1996 yılında Japonya'da folklorik kıyafet yarışmasında birincilik ödülü almıştır. Yani normal bir şey değil. 2002 yılında da Damal Kaymakamlığı patentini almıştır. Patentli bir üründür aslında. Bizim buradaki tek amacımız hani gelecek nesillere bunları aktarabilmek. Aktarmak. Evet. Ama bunu öğrenip dışarıda yapan bayan arkadaşlarımız var. Çünkü bunun piyasası çok. Çok. Yani hiçbir zaman elinde kalmıyor. Çok rahat bir şekilde satılıyor değil mi hocam? Çok rahat bir şekilde satılıyor. Şu gördüğünüz şu andaki bebek 2,5. Şu gördüğünüz 1.000 lira. Evet. O dolabın içinde olan bebeklerimiz de geliyor. Burada da var güzel bir şekilde. Evet. Yani bir de bunu öğrenirken şöyle söyleyeyim. Bu bebekte her şeyi öğrenebiliyorsun. Çorabını örmeyi öğreniyorsun. Evet. Dikişini öğreniyorsun. Etamin işlemesini öğreniyorsun. Boncukları öğrenirken takı yapmayı da öğreniyorsun. Yani tekniği öğrendiğin zaman evde her türlü boncukla her şeyi yapabilirsin. Oyasını öğreniyorsun. Ya yani bunların tamamı ne bileyim el emeği, göz nuru tamam. Ama şöyle bir şey. Gelecek istiyorsan onun için de bunları öğrenip yatırım yapman gerekiyor. Tabii. Ardahan'dayız. Şöyle balık satıyorlar. Abi canlı bu. Aynen abi. Sazan değil mi bu? Aynen abi. Çıldır sarı balıklar bunlar. Çıldır. Nerede? Çıldırdan mı? Abi siz sazan diyorsunuz, biz sarı balık diyoruz buna. Çıldırdan mı geliyor? Aynen. Aynen abi. Zaten çıldırın. Çıldırın. Yarım saate çıktı mı direkt bir Ardahan balıkta abi. Ardahan balık sebzeye gelin. Ardahan balık. Aynen hemen. Müşteriye güzel temizleriz. Anında tüketir veririz abi. Ne kadar abi bunun kilosu? Bu 120 lira abi. 120 TL kilosu temizliyorsun. Aynen. Veriyorsun. Aynen. Müthiş bir şey abi ya. Kızgın yağda kızartması 10 numara olur. Zamanınız varsa 200 saat tuzda bekletelim abi. Balıklar ilaç abi. Zaten yakında reçeteyle satacağız. Başka türlü vermiyoruz. Niye abi? Abi öyle. Çok yararlı bu. Çok faydalı. Aynen. Nasıl abi. Balık tüketiyor muyuz abi? Ardahan halkı tüketiyor abi. Güzel. Abi biraz daha. Şimdi dostlar normalde et çok pahalı. Balık tüketmek lazım. Balık da çok faydalı. Burada da ne var abi? Ne diyorlar? İstavrit mi? Aynen. İstavrit. Bu da 70 TL abi. İstavrit geldi. Taze taze çıkıyor. Aynen. 2 saat önce popodan geldi bu abi. Abi çok iyi de burada keşke kızartsaydınız şey yapsaydınız. Kızartma abi, yok mu ya? Keşke kızartma olsa bir yeseydik ya. Yetiştiremiyoruz kızartmayı abi. Abi süper bu olmaz mı? Baba bak şimdi. Bak olay nedir biliyor musun? Dostlar olay şu. Tamam. Burada satıyorsun. Bir de şu kenarda abi ne yapacaktın? Kızartma yapacaktın. İnsanlar gelip yiyeceklerdi abi. Nerede abi? Aynen abi. Çok güzel olurdu da. Ardahan'ın kış şartları engelliyor abi. Bir de eleman bulamıyoruz. Zor bir iş bu iş. Kolay bir şey değil. Aynen. Kolay değil. Ama abi balık yiyeceksin ya. Keşke burada evimiz olsaydı balık yesek. Baba geziyoruz. Balık yiyeceksin hacı. Balık yiyin. Abi teşekkür ediyorum. Abi saygılar abi. Eyvallah. Allah razı olsun. Kolay gelsin. Canlı canlı böyle. Allah Allah. Bunlar alan var mı bunda ayrıca? Onlar da haşlama yapıyorlar abi. Bundan haşlama yapıyorlar. Aynen abi. Kolay gelsin. Eyvallah. Abi. Kendimizi hemen dışarı attık arkadaşlar. Bu arada iki tane pantolon üst üste giydim arkadaşlar. Çörek otu yağını saçlarıma güzel bir şekilde sürdüm. Yüzüme sürdüm. Ellerime sürdüm. Çünkü çörek otu abi suya da çok iyidir tabi. Elin çatlamasına, yüzün çatlamasına çok iyi gelir. Çörek otu çok faydalı devamkı. Türkiye'nin havasının en temiz olduğu ve Türkiye'nin en soğuk olduğu şehirlerden biri olan Ardahan'dayız. Bakalım neler yapacağız. Ardahan'ı bir gezeceğiz baba devam ki. Hakikaten çok güzel kar yağmış böyle. Tabi dikkatli gitmek lazım baba, kaymamak lazım. Abi görüyor musun? Baya bir kar yağmış. Baya bir kar yağmış. Son 10 yılın en çok yağdı kar diyorlar baba, öyle diyorlar. Karasal bir iklime sahip olan Ardahan kışları sert, soğuk ve uzun geçer. Kar yağışını kardeşim. Ardahan'da kar çok ama kardeşim soğuk olsa da Ardahan'da hava lezzetli kardeşim. Ardahan gerçekten çok güzeldir. Türkiye'nin havasının en temiz olduğu şehirlerden biridir. Ardahan kaşar peyniri
ve balıyla ülke çapında isim yapmıştır. Bir de Ardahan'ın Posof elması var kardeşim. Siz Ardahan'ın Posof elmasını duydunuz mu? Ardahan'ın Posof elması dünya ülkelerinin dikkatini çekmiştir. Hacı devam ki. Böyle bir şehire doğru gidelim bakalım. Arkadaşlar Ardahan'ın ekonomisine gelince ekonomi belli. Tarım ve hayvancılıktır. Bu iyi bir şey. Yani Ardahan'da sanayi ve turizm pek gelişmemiştir. Sanayi de çok önemli değil abi. Çünkü sanayi olursa buranın havası çok temiz olmaz. Dolayısıyla Ardahan'ın havası çok temizdir. Yani burada tabii geniş meralar ve o çayırların zenginliğinden dolayı hayvancılık çok gelişmiştir abi. Arkadaşlar TÜİK 2024 verilerine baktığımız zaman Ardahan'ın nüfusu 93.000'e yakındır. Nüfus az. Güzel, dağlık ve engebelidir. Havası güzeldir, havası temizdir. Baba gezelim bakalım neler bulacağız. Selamünaleyküm. Abi görüyor musun? Müthiş bir şey böyle. Eski kaşarlar değil mi abi? Kaşar, eski kaşarlar hakikaten müthiş bir şey. Selamünaleyküm abi, kolay gelsin. Abi ne güzel ya. Böyle mekan hakikaten çok güzel bir mekanınız var abi. Tamamen doğal. Tamamen doğal. Bravo. Nasılsın abi? Selamun aleyküm diyelim. Aleyküm selam. Bu arada hoş bulduk. İyi misin abi? Burada tabii dostlar. Şimdi Ardahan'ın kaşar peyniri ve balı ülke çapında isim yapmıştır. Doğru mu? Doğru. Doğru değil mi? Türkiye'de ilk ve tek TSE damgalı üretim. Bir daha söyleyelim abi. Türkiye'de ilk ve tek TSE damgalı üretim. TSE damgalı üretim. Evet. Çok güzel. Peki bakabilir miyiz abi? Yani en azından bir bakalım ne var ne yok. Bir tadına madına da bakalım. Şimdi dostlar bak görüyorsun burada abi. Ne güzel böyle yetiştiriyorlar. Şöyle getiriyorlar ya. Buraya. Nedir abi bunun özelliği? Hemen bahsedelim. Taze kaşarlarımız. Evet. 2-2,5 kilo arası gelir. Şöyle de gösterebilirsen abi. Şöyle gelelim aydınlık olsun sana abi. TSE damgalı. TSE damgalı. Ne demek abi? Yani... Türk Sanayi Kurumu'na uygun üretim abi. Bir patent alınmıştır. Patent alınmıştır. Güzel. Abi. Merdiven altı üretim değil. Güzel. Öyle söyleyeyim. Nereden geliyor bunlar abi? Eski kimi? Kaşarlar, taze kaşarlarımız Göle'de kendi fabrikamızda üretip Türkiye'nin her yerine evet. Şöyle hemen gösterelim abi. Sana zahmet olmak. Şöyle kargoluyoruz. Kargoluyorsun böyle güzel doğru. Şöyle kargoluyoruz. Ha bu şekilde de kargolayabiliyorsunuz. Evet. Kargolar burada. Evet. Çok güzel. Abi biz şunların bir tadına bakalım ya. Tabii ki tadına. Abi. Yani dostlar şimdi işte Ardahan'a gittin. Kaşarın tadına bakmadın. Eski kaşarın tadına bakmadın. Olmaz. Olayı merkezli bakmak lazım baba. Olay inceleme yerindeyiz. Devam ki. Burada eski kaşarlar baba. Eskiden ben diyordum lan eski kaşar nedir? Küflenmiştir falan tadı madı olmaz. Baba Kars'ta da denemiştik, bayılmıştık. Gerçekten tadı çok güzel. Lezzeti bunlar doğal. Bunları tüketeceksin hacı. Bunlar çok önemlidir kardeşim. Doğalı neyse kaynağında alacaksın, tüketeceksin. Şimdi abi gelin bir tadına madına bakalım hacı. Abi nedir bu ya? Allah Allah. Şimdi Kars'ın da tabii kaşar var. Bu ayrı değil mi? Bu ayrı. Ardahan'ın has eski kaşarı. Ardahan eski kaşarı. Eski kaşarı. Hatta şöyle söyleyeyim. Evet. Neden Kars kaşarı? Eskiden Ardahan'ın Kars'a bağlı olmasından dolayı ismi Kars kaşarı olarak kaldı. Ama üretimin %90'ı Ardahan'dadır. Asıl üretim Ardahan'dır. Eyvallah güzel. Göle'dedir. Göle'dedir. Şöyle baba tadına bakalım. Bir yıllık eski kaşar. Afiyet bir olsun. Yıllık eski kaşar. Bir teşekkür ediyorum. Evet baba bayılıyorum. Yani şu kaşara gerçekten bayılıyorum. Bismillah. Abi süper ya. Elma kulağa karıştırma. Gerçekten çok güzel. Bu nedir bu lezzet abi? Abi bunun lezzeti... Saf süt, içinde tuz, peynir mayası, sütten başka hiçbir katkı maddesi yok. Herhangi bir katkı maddesi yok kesinlikle. Diyorsun. Kesinlikle. Süt, tuz, peynir mayası. Abi mükemmel bir şey görüyor musun? Herhangi bir katkı maddesi yok. Bu iyi bir şey baba. Ne yapıyorsan yap, en iyisini yap baba. Kesinlikle. Gerçekten çok iyi abi ya. Afiyet olsun. Bir ne kadar bunun kilosu abi? Bir yıllık eski kaşar. 250 lira kilogram fiyatı var. Kilogram fiyatı, 250 TL. Kargo falan yapıyorsun. İstediğiniz kadar Türkiye'nin her tarafına gönderebiliyoruz. Eyvallah. Baba bulmuşken yiyelim biraz da gel. Ve yanında olması olmazı. Bak. Çiçek balı. Orijinal bu çiçek balı. Çiçek balı mı abi? Kafkas arısının yaptığı çiçek balı. Sadece Ardahan'a özgü bir çiçek. Katkı matkı var mı abi bir şey? Kesinlikle doğal. Köylülerden aldığım 15 yıldır. Tek kişiden alıyoruz abi. Kendi üretimimiz değil ama tahliller yaptırıp alıyoruz abi. Doğal. Şimdi dostlar biz her zaman şunu söylüyoruz. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de söylüyor. Bal şifadır.
Ama balın içine glikoz, şeker girerse zehirdir. Burada herhangi bir katkı maddesi yok diyorsun. Kesinlikle %100 köy balı doğal. Doğal. Organik. Tadına bakabiliyor muyuz abi? Abi hemen şöyle verdim hemen abim. Abi afiyet teşekkür olsun. Ediyorum böyle bakalım. Evet, biraz da boğazı da yaktı az abi, bir şey. Fena çiçek değil. Çiçek balı çok yatmaz. Çiçek değil mi? Az bir şey böyle boğazdan aşağı inerken. Yani bunun içine herhangi bir doğal şey yok. Kesinlikle hiç katkı maddesi yok. Üzerine de bir tane dilim eski kaşar aldın mı abi? Değil mi? Baba bir ilaç oldu. Bir de bundan alalım. Abi şimdi hakikaten teşekkür ediyorum. Niye? Abi. Bize doğallık lazım abi. Kesinlikle. Bize doğallık lazım. Ne yapıyorsa yap. En iyisini yap. Öyle değil mi abi? Yani burada ne güzel kargolar falan var. Sen işini güzel doğal yaptığın zaman satışını da yaparsın. Güzel güzel değil mi abi? Doğallık olacak. 250 lira dedin. Ardahan eski kaşarı. Balın kilosu ne kadardı? 400 lira. 400 ama güzel bal. Güzel çiçek balı talih. Birinci prensibimiz nedir biliyor musun abi? Buyur abi. Kendi soframızda tüketmediğimiz hiçbir şeyi hiçbir müşterimize tükettirmiyoruz. Güzel. Yani abi diyor ki yemediğini yedirmiyoruz. Kesinlikle. Değil mi? Bu çok önemli. Bir tane başka ne peynir var mesela? Dikkatim bunlar da kendi. Taze kaşar var, yöresel çiçek peynirleri. Çerçil bunlar da size ait olan mı abi? Hepsi kendi üretimimiz. Çerçil onu da merak ettim. Onun tadına bakabilir miyiz acaba? Abi yöresel peyniri olmazsa olmazı kahvaltıların. Kahvaltıların. Özellikle diyet yapanların mı? Özellikle diyetler. Diyetler. Biraz daha yaşlı amcalarımız, teyzelerimizin. Değil mi? Eskiyi hatırlayıp güzel kahvaltı sofralarının vazgeçilmez tabii. Vazgeçilmez. Bakalım hacı bir de buna bakalım ya. Abi ya hakikaten güzel ya. Yani el emeği. Abi kokusu da çok güzel. Sadece emek. El emeği değil mi abi? Sadece el emeği. Ben bayıldım. Dostlar gerçekten güzel. Bu da bu ne bunun göğermiş çeçili. Deri içerisinde bekletilir. Taş mahzenlerde bir yıl bekletilir. Tamamen doğal organik. Pelisilinin özelliği vardır bunda. Tamamen antibiyotiktir abi. Tadına bak. Bir de buna bakalım. Yorumunu yap abi. Allah Allah. Vazgeçilmez. Bu ne kadar fiyatı aynı mı abi? Aynıdır. 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 Ya abi aynısı güzel. Bakalım bir daha. Abi mükemmel ya. Ya siz de şehirlerde peynir yediniz mi zannediyorsunuz? Markette anla peynir. Arkadaşlar bak burası gerçekten çok güzel. Çok lezzetli. Bir de çok da pahalı da değil. Tamamen doğal. Tamamen doğal. Her tarafa kargo yapıyor musunuz abi? Türkiye'nin her yerine. İster 1 kilo, ister 500 kilo, ister 1 ton. 2 gün içerisinde kargo teslim. Beğenmediğiniz halde iade edebiliyorsunuz. İade edebilirsiniz. İade edebiliyorsunuz. Böyle bir yani iddia var. İddia böyle... var. Abi vallahi helal olsun. Teşekkür ediyorum abi. Afiyet olsun. Çok sağ ol. Şuradan bir dilim daha alayım abi şuradan. Abi teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Görüşmek üzere abi. Dostlar. Bizi izleyen herkese selamlar, sevgiler, hürmetlerimi sunuyorum. Ali Bey süt ürünlerine bekliyorum. İnternet siparişimiz de dahildir. Dahildir. Teşekkür ederim abi. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Devam ki. Gidelim böyle. Bu arada kanala abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayalım. Ardahan'a gittin. Ardahan yöresel yemeklerini yemedin. Hayır yiyeceksin. Baba Ardahan'ın meşhur yöresel yemeklerine baktığımız zaman aslında o halayın başını başrolde oynayan Ardahan köftesi. Bir de burada elma dolması var galiba bilmiyorum biliyorsunuz. Ardahan'ın El Posof elması gerçekten çok meşhurdur. Yemek lazım ya ben de bulmadım. Bulursam Posof elmasını yerim dostlar. Arkadaşlar ufacık bir şey de hemen sinirleniyoruz. Dünya başımıza yıkılıyor. Bunlar iyi bir şey değil. Güçlü bir imana sahip olursak kolay kolay yıkılmayız. Güçlü bir inanca sahip olursak kolay kolay yıkılmayız. Kolay kolay moralimiz bozulmaz. Ama son araştırmalara göre abi yani hakikaten insanların baya çabuk moralı bozuluyor. Baya bir yıkılıyor. Hayır abi güçlü inanca sahip olacaksın. Gazze'ye baksana abi. Gazze'ye baksana. Bütün zalimler Gazze'ye saldırıyor. Ama Gazze dimdik ayakta mücadelesini veriyor. Allah Gazze'nin yardımcısı olsun. Yerler çok kaygan ama maşallah düşen kimseyi görmedim. Abi alışmışlar baba. Dostum merhaba. Evet. Keşke biraz kaşar getirseydik ya. Abi sende de hiç şansı yok. Ne oldu? Şansına ya. O kadar orada kaşar yedik be kardeşim. İnsan biraz kaşarı cebine koyar. Belki yolda bir hayvana denk gelir. Bak köpeğe denk geldik. Kaşar almamışız yanımıza. Ya bizimki de enayilik be kardeşim ya. Neyse az önce kaydım ha. Neredeyse düşecektim böyle. Tamam mı? Abi çünkü yerler çok kaygan. Çok kaygan. Dikkat etmek lazım. Bunlar da Kur'an Nehri'ne yakın minibüsler. Otobüs buradan Artvin'e doğru gidiyor. Artvin'de yakın. Bakalım ne yapacağız hacı.
Böyle gerçekten ambiyans ne kadar güzel ya. Böyle kar yağmış baba, güzel. Yani tamam anladık, hava soğuk. Abi hava o kadar da soğuk değil. Yani hava soğuk olsa da lezzetli bir hava. Dokunmayan bir hava var. Bu da iyi bir şey. Karı seviyoruz, soğuğu seviyoruz. İki pantolonu üst üste giydik üşümeyelim diye. Evet kardeşim, şöyle bir Kur'an ehline bakalım ya. Vay 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 vay. Ay, arkadaşlar gözlerinize inanamayacaksınız ama Kur'an ehli bak donmuş. Bana sakın havanın sıcak olduğunuzu söylemeyin. Hava soğuk ama dokunmayan bir hava. Kardeşim lezzetli bir hava. Hava gerçekten çok güzel. Burada pazar günleri fırınlar kapalı. Ya sadece nöbetçi fırınlar olur. Eczane gibi galiba. Tabii pazar günü kapalı. Bir tane iki tane fırın açık oluyor. Galiba iki tane fırın açık oluyor pazar günleri. Ya buranın nüfusu az. 93 bine yakındır. Artı burası tabi ya şeyden dolayı abi, yani sordum yani niye dedim hani pazar günleri fırınlar kapalı, nüfusun az olduğunu söylediler. Hani bir de dediler ki hani çalışanlar biraz dinlensinler dedi. Zaten çoğu insan dedi herhalde köylerde dedi evlerinde kendileri ekmek yapıyor. Bence bu iyi bir şey abi, çocuklar dinlensinler abi. Arkadaşlar buradan kaleye çıkacağız. Kale buradaymış ya. Ya tabi şehrin merkezinde mi? Bak ne kadar yakın kale. Ardahan Kalesi'ne giriş yapıyoruz. Ardahan'da çok kar yağınca böyle grader mi diyorlar, dozer mi diyorlar? Dostlar Ardahan Kalesi'ndeyiz. Dikdörtgen şeklinde olan Ardahan Kalesi birçok kule üzerine inşa edilmiştir. Bu kesme taşlarda da Horasan harcı kullanılmıştır. Şehrin merkezinde bulunan Ardahan Kalesi 16. yüzyılın ortalarına doğru Kanuni Sultan Süleyman tarafından inşa edilmiştir. Nefes nefese kalabiliriz. Çünkü yokuş çıktık. Biraz daha koştuk. Arkadaşlar Allah! Şurası Kura Nehri. Bakın Kura Nehri Ardahan'ın ortasından geçiyor. Burası Ardahan dostlar. Nehir dolmuş vaziyette. Bayağı bir kar yağdı buraya arkadaşlar. Koşalım baba. Yokuş koşalım. Biliyorsunuz ki her yokuşun bir inişi, her ağlamanın da bir gülüşü var tabii canım. Koşa koşa gitmek zorundayım. Kale kapanmadan yetişmeliyim. Yoksa burada ne yapacağız? Çadırımız da yok. Çayımız da yok. Koş koş. Kale kapanmadan koş. Geldim geldim. Arkadaşlar sert karasal bir iklime sahip olan Ardahan kışları uzun, soğuk, sert ve karlı geçer arkadaşlar. Ardahan hakikaten soğuktur. Ama dokunmayan soğuk bilmiyorum baba. Belki benim hemoglobin değeri yüksek olduğundan olabilir. Yani kan grubu B olduğu için hemoglobin değeri yüksek olabilir. Çünkü kan grubu B'ler kolay kolay üşümezler buna rağmen. İki tane pantolon giydi kardeşim bak. Zaten iki tane pantolon var kardeşim. İkisini de üstüne giydik. Üşümeyelim baba. Üşümeyelim devam ki.
Tabii güvenlik abiyle de konuştum. Buranın Posof elmasının meşhur olduğunu söyledik. Bütün dünya ülkelerinin dikkatini çekmişti Posof elması. Posof elmasını ben çok merak ettim. Dedim kardeşim, bütün dünya ülkelerinin dikkatini çeken Posof elmasını yemeden, dokunmadan niye göçelim bu güzelim Ardahan'da? Dedi ki Posof elması yazın çıkar dedi. Şimdi yok dedi. Bir de buranın kazına meşhur kardeşim. Biliyorsunuz Kars'ta bir tane kaz yedik. Güzeldi. Tadı güzeldi ama 700 TL almışlardı. Bir nevi biraz, yani aslında çok pahalı gelmişti bize. Burada da buranın kazı da meşhur. Kazı bulursak, kaz eti bulursak burada kaz etini de yiyelim. Orada biraz çok pahalı gelmişti. Bana işte takipçilerim kazı falan yedin dediler. Olabilir, doğru olabilir. Bu arada bizim bütün takipçilerimize, bütün güzel takipçilerimize kucak dolu selamdan gönderiyorum. Bazen diyor ya abi diyor işte diyor bana diyor oradan oraya selam yolla diyor. İşte arkadaşıma selam yolla diyor. Sevgilime selam yolla diyor. Oradan diyor oraya selam yolla. Ya baba herkese selam yollayamayız ama herkese selam yollayabiliriz. Bütün güzel takipçilerimize kucak dolu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Devam ki bro. Öyle gidelim bakalım. Yukarıya gideceğiz. Manzaralı bir yere gidelim. Orada kaz etini bulursak kaz etini yiyelim. Sonra kahve içelim. Ardahan böyle tepelerde böyle dağın yamacında kurulduğu için, ya bu evler hep böyle tepede, hep dağın yamacında kurulduğu için buranın zemini sağlam. Dedi ki kardeş ileride paramız olur, burada bir tane ev alalım. İşte güvenlikle konuştuk Murat abi. Baba dedi ki evler pahalı dedi. Abi bu göçten dolayı birçok yerde ev pahalıdır. Şimdi Ardahan soğuk şehirdir ama insanları sıcaktır. İnsanları güzeldir. Devam ki hacı, devam. Öyle ilerleyelim bakalım. Arkadaşlar bu da Ardahan Kalesi'nin dıştan görünüşü. Abi ne kadar sakin ya. Allah'ım ya ne kadar sakin. Böyle var ya gerçekten yani insana huzur veren bir şehir. Sakin böyle. Yani senin enerjinin çok yüksek olabileceği bir şehir. Çünkü şehirde hava temizse enerji yüksek olur kardeşim. Şehirde hava temizse sağlıklı olursun. Mutlu olursun. Bunlar çok kıymetli şeyler be kardeşim. Şu anda dağın tepesindeyiz. Dağın böyle tepesinden tepesine doğru gidiyoruz diyoruz ya. Abi evleri dağın eteğinde yapın. Dağın tepesinde yapın. Zemin sağlam olur. Ya evler ovada yapılmaz be kardeşim. Hadi ovada ev yaptın. Apartman olmayacak o. Ovada ne yapacaksın kardeşim? Tek katlı ev, ahşap ev yaparsın tarlanın bahçesinde. Ama yukarıda dağlarda evler daha sağlam olur. Zemin sağlam ya. Evet böyle Allah böyle ilerleyelim. Kafeterya varmış baba. Kafeterya varsa bir kahve içelim. Hep yokuş. Hayat öyle değil mi? Hep yokuş çıkmak ya. Hep yokuş çıkıyoruz. Hep. Araba yok ki kardeşim. Ya yine mevzu arabaya geldi. Nedir bu araba kardeşim ya? Tabii. Videolar izlense, milyon izlense ne olur? Araba alınır kardeşim. Ah. Para kimde kardeşim? Para kimde? Para gerçek sahiplerinde mi be kardeşim ya? Para nerede ya? Neyse baba. Hayırlısı olsun baba. Devam ki bro. Şöyle. Agara doğal yöresel lezzeti. Bravo. Gidelim bakalım. Hakikaten var mı? Devam ki. Ulan çıkamıyoruz. Kayıyoruz lan. Şöyle bir kafeye giriş yapalım. Burada da kürek var temizlemek için. Böyle bir kafeye giriş yapalım. Abi kafe mi? Kale burada bak. Kale burada. Hemen kalenin yukarısında abi. Şimdi genelde tabii. Oranın kapısı. Merhaba. Var mı kahve ya da çay şey? Yöresel ürünler var mı? Merhaba. Aa, tabii. Tamam, teşekkür ederiz. Girebilir miyiz? Buyurun. Nerede? Buradan mı giriyoruz? Evet. Buradan. Tamam, sağ olun. Oradan çıkacak dedim. Acaba orada mı? Sabah da bu. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Elim boşta. Nasılsın? İyi misin? Affedersiniz. Estağfurullah. Burası yöresel ürünleri yapıldığı bir yer. Ne kadar güzel bir yer ya burası. Öyle. Evet. Yani burada da şey var değil mi? Kale var. Ne yani, güzel. Burası kalenin
bittiği noktada başlayan bir yer burası. Evet. Kalenin dışında. Doğru. Buradan öbür taraf kale. Şurada da kalenin kapısı da var. Kapısı var. Evet. Soba mükemmel bir şey ya. Allah Allah. Nereden geliyorsun? Ya ben geziyorum. Belgesel falan çekiyorum. Vloglar çekiyorum. Ben bayıldım bu sobanın. Ne yap? Çay mı? Su, çay suyu falan koyuyorsun. Su mu? Bir şeyler koyuyorsunuz. Evet. Kılavur yapıyoruz genellikle. Evet. Mükemmel bir şey. Baba ambiyansı görüyor musun? Ne kadar güzel bir ambiyans. Allah Allah. Enteresan. Şurada. Bakın burada yöresel ürünler var. Tatlılar, evet, matlılar falan. Kendimiz yapıyoruz ürünlerimizi. Kendiniz yapıyorsunuz. Burada da varana kadar hepsini kendimiz kendiniz yapıyoruz. Burada da ne güzel oturmuşlar arkadaşlar. Güzel güzel sohbet. Ama çayları eksik. Aha çay, orada çay bir var. Tabii çay sevmeyenler de var. Onun yerine kahve. Belki biz ne içebiliriz? Ne yiyebiliriz burada yöresel olarak? Şimdi yemek olarak kaz biliyorsunuz. Kaz belki. Eti var mı? Belki biliyorsunuzdur. Evet. Coğrafi işaretli bir yemektir Ardahan'da. Doğru. Kaz Ardahan için çok önemli bir değer. Doğru. Bize başta kaz olmak üzere bütün yöresel yiyecekleri yapıyoruz. Yani Ardahan'a ait, Ardahan Kars bölgesine ait. Güzel. Bu çok iyi bir şey. Bütün yöresel yemekleri yapıyoruz. Dostlar evet. Bu çok iyi bir şey. Genelde bazen şehirlerde yöresel yemekleri bulamıyoruz. Doğru. Siz bütün yöresel yemekleri yapıyorsunuz. Evet. Güzel bir şey. En son 18 aydır açığız. Öyle mi? Hayırlı işte, olsun. Yeni. Turizme kazandıracağız. Efendim? Turizme kazandırmak lazım evet, burayı. Evet. Kesinlikle. Çok güzel. Turizme bir katkısı olsun diye aslında biz bu işe başladık. Tamam. Ben bir öğretmenim eski bir öyle öğretmen. Öyle mi? Merhaba hocam. Ne güzel. Eyvallah. Emekli oldum ve bu işe başladık. Boş durmuyorsunuz. İşte arkadaşlarımla birlikte yapıyoruz bu işi. 18 ay olmasına rağmen iyi bir yerdeyiz şu anda. Çok güzel. Daha da iyi olacak. Yani şimdi iyi olacak inşallah. En son dostlar biliyorsunuz kaz etini Kars'ta yemiştik. Evet. Orada kaz eti çok pahalı geldiği için evet. Bayağı bir yorum yavrumu tutulmuştu. 700 lira falandı. Peki burada soralım. Bence güzel bir soru. Evet. Burada kaz eti ne kadar? Kaz eti bizde de 700 lira. Bizde de 700 lira fakat evet. Kaz çok pahalı bir ürün. Çok evet. Pahalı. Evet. Ama bizde hani Kars'ta da güzel yapıyorlardır mutlaka. Tabii. Evet. Biz inanın çok güzel ve çok lezzetli evet. Yapıyoruz. Çünkü bunu yiyenler söylüyor. Doğru. Kars'ta yiyenler gelip bir de burada yiyor. Buradakinin daha güzel olduğunu söylüyorlar. Neden onu da söyleyeyim. Biz bu işi ticari olarak yapmıyoruz. Evet ama yani, çok pahalı ya. Kaz eti pahalı olduğu için pahalı. Tabii ki. Kaz eti çok pahalı. Yani bir kaz şu anda neredeyse 2000 liraya yakın ya. Yani. Doğru. Sürekli de artıyor. Daha da çok artacak şimdi. Biz kazı Kavalcı bulgurundan yaptığımız pilavla birlikte ikram ediyoruz. Güzel. Kars'tan doğru. Orada da öyle yapmışlardı. Kavalcı bulguru, kavalcı buğdayı burada antik buğday, atalık buğday. Bu nedenle çok değerli. Biz güzel. Onu bütün ürünlerimizde kullanıyoruz. Çorbalarımızda, pilavımızda, işte ekmeğinde, ekmeği de yapıyoruz onu. Kullanıyoruz onları. Peki, o şimdi şöyle bir şey. Biz kaz etini yemeyelim. Çünkü yine bize kızarlar takipçide. Kazık edin oğlum falan derler. Bu ne yani? Başka kazık ne var? Yedim demezler çünkü çok özel bir ürün bu. Evet doğru. Aha, özeldir, evet. Pahalıdır ama neyse onlar öyle diyor. Başka ne var mesela yöresel olarak? Yöresel olarak piti yapıyoruz. Piti. Kuzu incik, nohut ve zerdeçal yapıyoruz. Tamam. Aslında bir acem yemeği. Bunu yiyelim o zaman. Bu bölgede yaygın olarak yapılıyor. Iğdır'da bozbaş deniliyor. Piti diyorlar değil mi? Biz Kars ve Ardahan'da piti olarak geçiyor. Tamam piti yiyelim çok ya. Çok güzel bir yiyecek. Tamam. Burada hazırlıyor. Hazırdan var mı? Hazırlayacak biz. Hazırlayacağız şimdi. Yarım saat içinde hazırlarız. Yarım saat içinde. Aha, evet. Evet. Zamanınız var mı? Tamam burada. Şöyle bir şey yapalım. Piti diyoruz. Evet dostlar. Evet. Pitiden önce ne yapalım? Bir kahve içmek lazım. Olur. Ya da bir çay ya da kahvenin yanında. Şimdi yöresel tatlı bir şey varsa. Şimdi dikkatimi bir şey çektim. Burada gerçekten çok güzel yöreseller var. Yağ olarak ne kullanıyorsunuz mesela? Şimdi biz Ardahan'ın en önemli ürünlerinden bir tanesi de yağdır. Tereyağıdır. Bravo. Tamam. Biz tereyağı ve hatta size yöresel şekerlememizi de ikram edebiliriz. Tamam sıkıntı yok. Tamamen tereyağından şekerden yapılıyor. Güzel bir şeydir. Tatlımız. Tatlı dost. Evet. Şimdi arkadaşlar tereyağı olduktan sonra 1000 lira olsa ne olacak ki? O çok önemli. Çünkü genelde margarin kullanıyorlar. Evet, ya evet. O margarini kullanma. Elinize ayağınıza öpeyim ya. Gerçekten bazı yerlere i̇şte gidiyoruz. Bizim özelliğimiz o. Bizim evet. Buranın ürünlerini. Buranın özellikle tereyağı çok faydalıdır. Evet, ama evet. Margarin vücuda girdiği zaman plastikleştiriyor. Evet, kesinlikle. Bu iyi bir şey değil. Tamam evet. Şöyle yapın. Ya siz birer tatlı koyun bir tamam, şeye. Tamam. Bir de yanına çay. Ben şu manzarayı alayım. Tamam. Şurayı da bir alayım. Şey gelin. Piti yemek isterseniz pitiyi biz hemen hazırlarız. Onun dışında mantı çeşitlerimiz var bizim. Kavalcadan yaptığımız mantımız var. Normal mantımız hangisi var. Hangisi tavsiye edersiniz? Kaz mantımız var. Patatesli mantımız var.
Hangisi? Hepsini tavsiye ederim. Hepsi çok güzel. Hepsi yani, birbirinden lezzetli. He. Biz piti dedik ya. Piti tamam, merak ettim ben. Değil. Tamam ben hazırlayalım mı hemen? Siz yarım saatte olacak. Hep yarım saatten önce biz bunlardan tamam, onlardan yiyelim. Çay falan koyarsınız. Olur. Ben şurayı alayım. Burayı da alayım. Tamam. Burayı güzel. Ben bu ambiyansı tamam, sevdim. Bir de şeyi anlatmak istiyorum size. Buyurun. Fosof fasulyesi burada çok özel bir fasulye türüdür. Fosof. Coğrafi işaretlidir aynı zamanda. Fosof bir köy Fosof. İsminde mi? Fosof. Fosof pardon köy evet. Değil mi? İlçedir. Buranın Ardahan'ın bir ilçesi. Coğrafi işaretlidir. Tamam. Çok özel bir fasulye türüdür. Çok kendine has bir lezzeti de var. Onu da yiyebilirsiniz. Onu da söyleyeyim dedim tamam. Ayrıca. Tamam. Evet güzel. Yani onu da az bir şey koyarsınız bir şekilde. Tamam. Little little diyor ya Cem tamam, abi. Tamam tamam. Tamam onu da ayarlarsınız. Olur. Şimdi tabii hocamız Fosof fasulyesi deyince aslında Fosof elması da çok meşhur. Tabii badene elması, içi dışı evet. Kırmızı elma da coğrafi işaretli. Kesinlikle bütün dünya... Bu da coğrafi işaretli. Aynen. O elma özellikle bütün dünya illeri, bütün dünya ülkelerinin dikkatini çekmiş. Tabii tabii. Hocam tabii. Teşekkür ederim. Ben bir ben çıkayım. Teşekkür ederim. Siz buyurun. Onlara bir bakın. Teşekkür buyurun, ederim. Buyurun. Isırmaz değil mi? Yok yok ısırmaz. Öyle yok, aslan. Pas pas. Evet güzel. Şimdi dostlar kale burada. Kaleyi görüyoruz. Bak burada çocuklar ne kadar güzel böyle oynuyorlar. Şimdi kar gerçekten güzel. Burada evet. Çocuklar burada dışarı çıkmışlar. Baba akşamüstü hava çok güzel. Hemen burada kale var. Hemen kalenin bitişinde böyle Agara doğal ve yüresel kafe var. Ben bu kafeyi çok beğendim. Böyle bungalov evleri mi diyorlar? Ne diyorlar buna da? Baba hava güzel. Yani müthiş bir hava. Hava soğuk. Nedense soğuk havaları seviyoruz. Bak bungalov evleri. Yani buraya girip böyle ne yapıyorsun? Buraya girip abi buraya girip burada oturursun. Genellikle tabii insanın burada sevgilisiyle oturup burada manzaraya karşı kahve içmesi daha güzel. Devam ki bro. Şöyle. Ya ne kadar güzel bir hava var. Müthiş bir hava ya. Kardeşim böyle bir şey olur mu ya? Abi manzara müthiş. Bakın Ardahan'ı görüyor musun baba? Zaten selamünaleyküm. 93 bine yakın bir nüfusu var Ardahan'ın. Ardahan çok sakin. Burada da evet, gençler burada güzel güzel fotoğraf çekiyorlar. Müthiş bir şey abi. Manzaramız çok güzel. Bakın arkadaşlar. Ardahan manzarası bu. Daha doğrusu kalede manzara bu. Çok güzel. Bakın şu ortada ne geçiyor abi? Kura Nehri geçiyor. Donmuş vaziyette. Baba hemen anlatalım. Canlarım benim. Kura Nehri kaynağını Allahu Ekber dağlarından alıp Aras Nehri ile birleşip buradan akıyor, 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 akıyor Hazar Denizi'ne dökülüyor. Devam ki bro. Vay anam. Burada da ne var abi? Kalp var. Demek ki ne yapacaksın abi? Olay şu. Bir yandan sevgilim, bir yandan ben anlamda da. Baba buna bir tahta koy tamam mı? Buraya bir tahta koy. Sen burada oturacaksın. Düşmeyelim değil mi? Baba oturdun burada tamam mı? Sevgilin de yanında baba. Manzaraya karşı kahve içebilirsin. Burada kahve iyi gelir baba. Kahveni içersin. Manzara bu kardeş. Ya kardeşim bu ne kadar. Yani hakikaten insan böyle dediğim gibi güzel şehirlerde havasının temiz olduğu şehirlerde insan mutlu oluyor. İnsan huzurlu oluyor. Devam ki hacı devam. Evet. Manzaramız bu baba. Ne kadar güzel. Dediğim gibi abi bu kalp. Abi şuna bakar mısın? Abi kalp şeklinde kalbi yapmışlar güzel bir şekilde. Demek ki ne yapacaksın abi? Burada geleceksin, sen oturacaksın, sevgilin oturacak. Burada bir fotoğraf çekildi, sonra öbür tarafa geçeceksin. Burada bir tahta yapın dostlar. Bir ahşaptan böyle bir güzel bir tahta yapın ki oturalım baba, düşmeyelim. Evet. Burada manzara hakikaten güzel. Nefis bir şey ya. Arkadaş ne yapalım ya arkadaşlar? Var ya dostlar Ardahan'a bayıldım ya. Ardahan'a bayıldım baba. Bu havanın soğukluğu. Hava çok soğuk ama insanlar çok sıcak. İnsanlar güler yüzlü, tebessümlü. Ben Ardahan'a bayıldım. Lan paramız olsa da şuralarda bir yerde ev yapsak. Böyle dağın yamacında ev yapsak. Ya da dağın eteğinde ev yapsak. Çünkü biliyorsunuz zemin sağlam nerede? Dağların eteklerinde. Dağların böyle hemen zemininde üstünde evler sağlam olur kardeşim. Tamam mı? Dostlar daha ne diyeyim baba? Hava güzel. Şimdi birazdan gideceğiz. Yöresel yemekler yiyeceğiz. Kahvemizi içeceğiz. Şekerimizi. Neyse bir şeyler yiyeceğiz baba. İşte böyle.
Manzara böyle hacı. Gidelim. Evet. Şimdi arkadaşlar tabii böyle bir çay getirdiler. Genelde çok çay içerim ama açık içerim. Böyle bir kurabiye getirdiler. Kurabiyenin ismi şekerleme kurabiyesi. Bence kurabiyenin ismi Ardahan kurabiyesi olsa daha güzel olur. Niye? Ardahan'a yöresel, Ardahan'a özgü bir kurabiye. Şekerleme çok da iyi olmamış ama Ardahan kurabiyesi diyelim. Bu şeyde oldu iyi. Bayburt'ta yalancı dolma vardı ya. Dedi ki abi onun ismini değiştirelim. Lezzetli dolma olsun ya da Bayburt dolması olsun. Bence bu kurabiyenin ismi Ardahan kurabiyesi olsa daha güzel böyle getirilir. Bakalım abi. Önce çayımızı alıyoruz. Bismillah. Dışarıdan geldik. Hava soğuktu. Çay iyi gidecek. Böyle abi. Ardahan kurabiyesi diyoruz abi bu saatten sonra. Böyle bir kurabiye bakalım. Bismillah. Yani tatlı bir kurabiye. Normal kurabiye yani. Çok mükemmel görmedik ama normal kurabiye. Bu kurabiyenin özelliği tereyağlı olması iyi bir şey. Ama güzel yani. Fena değil. O zaman da tadı güzel. Lezzeti güzel bence. Bu meşhur pit yemeğimiz bu mu? Evet. Yani Ardahan'a özgü. Genelde Kars diyor ama Ardahan. Yani şöyle, Ardahan Kars'ta piti deniliyor bu evet. Yiyeceğe. Iğdır'da bozbaş deniliyor. Doğru. Kuzu incik, zerdeçal ve nohutla yapılan bir acem yemeği aslında. Öyle mi? Bu bölgelerde de yöresel yiyecek olarak yıllardır yapılan bir yemek çeşidi bu. Bunun farklı bir sunum şekli var aslında. Evet. Ama biz kendi mekanımızda bu şekilde servis etmeyi tercih ediyoruz. En güzel. O yüzden biz böyle yapıyoruz. Peki çok teşekkür evet. ediyorum. Bir buna bakalım. Su damla sudan başka bir su yok mu ya? Ben damla su. Aslında Ardahan'ın kendi suyu var. Biz var çeşmeden mı? İçiyoruz. Tamam ben de çeşmeden içeyim. Çünkü bu İsrail malı olduğu için ben içmeyeceğim bundan. Çeşme suyu getirseniz tamam. Teşekkür ediyorum. Tamam Ardahan'ın suyu içelim doğru. Şimdi dostlar tabii. Böyle bir hakikaten güzel bir piti yemeği geldi abi. Ardahan'a özgü. Hocamız da çok iyi anlattı. Bu Ardahan'a özgü abi piti yemeği. Hayatında ilk defa Ardahan'a özgü piti yemeğini yiyeceğim. Bakalım nasıl? Böyle yanına abi ne getirdi? Böyle güzel. Böyle bilmiyorum yedikten sonra anlayacağız. Öyle bir şey getirdi güzel. Burada da galiba turp mu ya da şalgam bilmiyorum herhalde. Bakacağız. Böyle güzel bir yemek geldi. Teşekkür ediyorum. Baba, piti yemeğiymiş. Şimdi dostlar kokusu da çok güzel. Hadi başlayalım, bismillah. Allah Allah, et de çok iyi pişmiş bak böyle. Oh oh oh, şu etten bakalım hacı. Hadi bakalım, bismillah. Abi mükemmel. Gerçekten et çok iyi pişmiş. Et lezzetli. Yemekte bir denge var. Nohutlara da bakalım. Böyle aldık. Güzel. Kokusu da güzel. Nohut da iyi pişmiş. Böyle etle birlikte. Suyu da çok güzel. Lezzetli böyle. Denge var yani. Yemekte denge çok önemli. Ekmekler de herhalde Ardahan'a özgü yöresel ekmekler. Tercihimiz hep yöresel ekmekten olmalı. Şimdi tabii bunun içinde tereyağı, az önce hocamız da dedi tabii tereyağı olması çok önemli. Nedir abi? Allah Allah farklı bir şey geldi bu. Gerçekten güzel bu lan. Aa. Nefis. Hocam elinize sağlık. Afiyet olsun.
afiyet olsun. Gerçekten beğendim. Beğendiniz çok mi? Güzel, çok güzel. Afiyet çok olsun. Denge var. Şu havuç mu? Havuç tarator, evet. Yoğurt veya havuç. Bu da havuç. Çok güzel ya. Yoğurdunu da kendimiz yapıyoruz, evet. Hep yöresel, ev. Evet, kendi yapımımız hepsi. Güzel. Yani ben beğendim. Geceden mi suya giriliyor nohut? Nohutu evet, bir gün önceden ıslatırsanız daha kolay oluyor ve içindeki o fitik asit denilen bir asit var biliyorsunuz bakliyatlarda. Evet. Onun da çıkmasını sağlıyoruz. Değil mi? Önceden. Et ne eti? Et, kuzu, incik. Of. Evet. Çok güzel. Elinize al. Bayıldım ben. Afiyet olsun. Çok teşekkür ediyorum. Siz nereden geliyorsunuz? Neresiniz? Benim YouTube kanalım var. Ben Diyarbakırlıyım. Neredeyiz? Güzel. Yani yemeğin dengeli bir şekilde pişmesi bu iyi bir şey. Bir yemek güzelse yemekte denge olacak. Yemeğin malzemesinde güzel tereyağlı olması, etin kaliteli olması, nohutla birlikte bu yemeğin pişmesi çok güzel. Ben yemeği gerçekten çok beğendim. İmece usulü hepiniz burada yapıyorsunuz güzel bir şekilde. Evet. Bu arada kolay gelsin. Enze sağlık. Böyle hep güzel bir şekilde imece usulü birlik ve beraberlik içinde benim yapıyorsunuz. Benim bir reçetemiz var. Kendimize ait oluşturduğumuz. Onu öyle yapıyoruz. Öyle yapıyorsunuz. Evet. Gerçekten çok güzel. Elinize, kolunuza sağlık. Dostlar biliyorsunuz yani beğendiksek beğendik. Yalan yok bizim. Beğendikse beğendik, beğenmedikse beğendik. Güzel yani. Eti de çok iyiydi. Eti pişmişti. Et de boldu. Yemek de güzel. İlk defa piti yedim ya. Afiyet olsun. Hayatımda ilk defa piti yedim ve beğendim. Favori yemeğim olabilir. Teşekkür ediyorum. Agara, doğal ve yöresel ürünler. Evet. Muhteşemmiş. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kolay gelsin. İyi yolculuklar. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Evet dostlar geldik. Hakikaten güzel. Beğendim yani. Yani o yemek güzel. Şimdi yemek pişmişti. Yemeğin lezzetli olması, yemeğin doğal olması. Et de fazlaydı. Kuzu eti. Baba 350 TL iyi. Yani çok değil. Çok da abartmayalım baba. Zaten et çok pahalı. Ondan sonra çayın tatlını ikram etmesi. Bu da normal bir şey. Ben beğendim. Güzel. Kale burada. Ardahan Kalesi. Bunun hemen arka tarafında. Bak ne güzel. Mekan gerçekten güzel. Gelinip çay içebilirsiniz. Kahve içebilirsiniz. Efendim mesela yemek yiyebilirsiniz. Yerler de böyle kaygan dostlar. Hakikaten yerler kaygan. Düşmeden gideriz. Böyle bir abimiz geliyor. Eli cebinde geliyor. Selamun aleyküm. Ya kardeşim ben burada yani yürüyerek dikkatli yürüyorum. Neredeyse düşüyorum. Birkaç kere düşmeye yeltendim. Ben neredeyse düşecektim. Sen böyle eli cebinde geliyor. Hayırdır bu yürümenin bir formülü var mı? Korkmayacağız yürürken. Korktuk mu düşeriz. Biz korkmadığımız için yürüyoruz. Formül bu. Korkmayacağız. Yani. Korkmayacağız. Hiç düşmüyor musun böyle? Ya ben hiç düşmedim yani hızlı yürüyorum aslında hiç düşmedim. Allah Allah. Korkmadık mı düşmüyoruz yani. Çok teşekkür ediyorum. Yürüyün. Evet. Demek ki yürümenin formülü abi korkmamaktır. Korkmamak evet. Korkmamaktır. Aklıma şey geldi. Şimdi Cemal abiyle, Bağlı Cemal abi vardı. Biz Cemal abiyle röportaj yaparken Cemal abi arılara falan dokunuyordu. Dedim Cemal abi arılar seni ısırmıyor mu? Dedi ki arılar senin korktuğunu hissederse ısırır. Korkmayacaksın evet, demek ki. Doğru. Korkmayacaksın. İstiklal Marşı'nın iki şeyi nereden başlıyor? Korkma. Korkma be kardeşim. Evet. Teşekkür ediyorum. Kanalımızın ismi neredeyiz? Neredeyiz? Tamam. Abone olur musun? Olurum tabii. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Ederim, evet abone topluyoruz. Sağ olasın. İyi akşamlar. Görüyor musun dostlar? Yani nedir abi? Yürümenin formülü korkmamaktı. Eli cebinde yürüyorlar kardeşim. Böyle insanlarla konuşuyorum. Ardahan, ben Ardahan'ı çok sevdim. Geçen sene de çekime gelmiştim. Ardahan çok güzel. Hani burada bir ev yapabilir miyiz dedik Ardahan'da. Bir ev satabilir miyiz? Daha doğrusu alabilir miyiz Ardahan'da? Dedi ki Ardahan'da da evler pahalı. Kiralar pahalı. Aslında totalde her yerde evler pahalı. Kiralar pahalı. Niye? Göç oldu göç. Her yerden göç oldu. Dünyanın şekli değişti neydi? Alt üstü. Göç oldu kardeşim. Her taraftan göç alınca ne oluyor? Kiralar, evler pahalanıyor kardeşim. Allah bütün zalimlerin belasını versin. Amin diyelim ya. Amin diyelim. Devam Kibro. Kur'an ehlimiz burada kardeşim. Korkmayacaksın dedi bak. Şöyle yürürken korkmayacaksın. Korktuğunu his anla düşüyorsun baba. Bak Kur'an ehli donmuş. Görüyor musun? Donmuş abi. Kur'an ehli donmuş ya. Korkma. Lan korkmayalım da. Tamam korkmayalım. Korkmadan yürüyelim ama düşebiliriz ya yine. Ama helal olsun. Cehennem ceplerde gidiyor baba. Korkmuyorlar ya. Vallahi helal olsun ya. Abi elin cebinde gidiyor. Düşermişlerse Allah muhafaza ya. Abi hiç düşmüyor musun? Formül nedir bunu ya? Dikkatli bastın mı düşmesin?
Korkmayacaksın. Az önce bir tane abiyle konuştum. Dedim ki bunun formülü nedir? Niye düşmüyorsun? Dedi ki korkmayacaksın. Doğru mu? Evet, doğru. Değil mi? Teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Kolay gelsin. Evet baba, aynı sözleri duyuyoruz. Korkmayacaksın. Tabii canım, korkma abi. Devam ki. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu arada Instagram'da takip etmeyi unutmayın.